Çöpten çanta olur mu? Kadınlar yaparsa olur. Hem de çok güzel tasarım ürünü, modanın parçası çantalar olur. Çöpe gidecek ambalajlar, çorba paketleri, çay kutuları, ayvalıklı kadınların parmaklarının ucunda hayat bulur. Hepsinin adı Çöp Madam olur. Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar programı olarak 2009 yılının sonbaharında Ayvalık'ta Çöp Madam'ın merkezini ziyaret ettiğimizde Tara Hopkins, kadınlar için kurduğu bu sosyal girişimcilik modelini heyecanla anlatıyordu. Tara Hopkins'in Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar programına konuk olmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçti. Bu zaman diliminde Ayvalıklı kadınlar çalıştılar, ürettiler ve başardılar. Kadınların elleriyle nakış dokur gibi ürettikleri çantalara zaman içinde önlükler, tasarım ürünleri eklendi. Ünleri de Türkiye'yi aştı. Çöp Madam çantaları Hollanda, Amerika, İspanya ve Almanya'da satılmaya başladı. Bugüne kadar 600 kadına ulaşan ve halen 50 kadının da düzenli olarak çalıştığı Çöp Madam girişimi Moldova'ya da model oldu. Bir sivil toplum projesi kapsamında engelli çocukların ve annelerinin çanta yapabilmesi için Çöp Madam ekibi Moldova'ya eğitim vermeye davet edildi. İnsanlar bizi soruyor, siz başarılı nokta geliyorsunuz, nasıl anlıyorsunuz? Kadınlara özgüven artıyor. Onlar için bir cetvel yok. Yani nasıl ne kadar arttı, ne kadar daha iyi, kendin hakkından ne kadar daha iyi seriyor. Göstermeye için gerçekten çok zor. Fakat mesela şimdi düşünüyorum, diyelim 60 kadından hemen çok rahat 5 kadını aklıma geliyor. Onlar eskiden biraz daha çekingendir. Şimdi daha çok ayak üstü duruyor. Geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler tarafından Türkiye'nin en iyi sosyal girişimcilik projesi seçilen Çöp Madam'da bugüne kadar 8.000'i çanta olmak üzere yaklaşık 10.000 ürün satıldı. Ayvalıklı kadınlar ürettikleri çantalar karşılığında ayda yaklaşık 700-800 lira para kazanıyorlar. Ama hayatlarındaki yaşadıkları değişimin hiçbir para biriminde karşılığı bulunmuyor. 4 tane evet 4 tane daha uzatacağız. Aynı bat. Ay yok 25 santim en. Allah aşkına tamamen şey o zaman bütün ev alıyor. Yani. Hem en güzel hem en ağır kısım bir kadını ilk defa ki para kazanıyor. Yani ayın son ay başı para veriyoruz. Bize yeni gelen birisi para verdiği zaman buyurunuz teşekkür ediyoruz, tebrikler ediyoruz ve onlar tabii ki yani öpecekler. Herkes hariç yok ağlıyor. Ve o inanılmaz bir duygu. Çünkü yani 40 yaşın, 50 yaşından bir kadına hayatta ilk defa kendin çabından para kazanıyor. Görebilir mi, hissedebilir mi? O olağanüstü bir şey. Tara Hopkins ve iş ortağı Melih Özsöz, yıllar önce Çöp Madam'ı kurduklarında Ayvalıklı kadınların hayatında fark yaratmayı amaçlamışlardı. Amaç paraşütlerini kadınlar için açtılar. Hayata kendi gözlüklerinden bakmak isteyen kadınlar için fark yarattılar. Çöp Madam onlar için bir yer, bir mekan. Çünkü kadınlar için bir yer yok. Her şey para değil. Yani onlara ait olan bir yer ama onlar yaratıyor. Bu dolduranlar kadınlar.